Atatürk'ün şeysi devamı olarak oradaki Türk dünyasının da ilgisinin devamını istiyorduk. Her dakika onlar hakkında yazılar yazıyorduk, şeyler yapıyorduk. Ve o şeyi sonunda patlak verdirdi. Savaş bitiyor, 44 olmak üzere. Ve benim 200 küsur zannediyordum ben. Sonra İhsan Sabri Çağlayangil'le bir başka hariciyecimiz daha kitap yazdılar. Meğer 407 tane mülteci, Azeri mülteci bize sığınmış. Birdenbire ben haber aldım ki onu İnönü iade edecekmiş Ruslara. Rusya'dan sığınmış. Rusya'dan değil, Rus Azeri'si. Evet. Biliyorum ki muhakkak Rus'a dizilecekler. Deli gibi oldum. Ve şeye, Türkiye'ye Azeriler sığınmış. Sığınmış. Rus, onların iadesi. O zaman bir Sovyet Cumhuriyeti olan Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmişler. Evet. Ve Türkiye bunları iade yazdırıyor. İade edecek. Öldürülür. Öldürülür. Evet, öldürülecekler. Onun üzerine ben dedim ki muhakkak İnönü'yü görüşmek lazım. Kaç yaşındasınız? O zaman 24. 23 evet. ile 24 arası. Kemal Gedeleç özel kalemi şeyin İnönü'nün. Ondan rica ettim. Babamın da çok yakınıydı. Dedim bir elini öpsem İsmet Paşa'nın falan hiç tanışmadık falan. En nihayet bir gün telefon etti. Geliyor dedi Yalova'ya, Termal Otel'e. Gel bir gün orada birkaç dakika elini öpersin, tanışırsın dedi. Hemen gittim oraya. Hatta annemle. O bahçede oturdu bekliyor. Ve ben gittim de tam elini öptükten sonra böyle şeyi de giymiş. Burnu şeyden çıkmış, hamamdan. Dedim ki paşam dedim. Böyle bir rivayetler dolaşıyor, iade edecekmişsiniz diye. Büyük bir iftira size karşı. Herhalde doğru değil dedim. Birdenbire bir patladı. Sen kim oluyorsun? Sen de git derslerini çal. Ben dedim mezunum mu? Üniversiteden mezunum ben. Dergi çıkarıyorum dedim falan. Kemal Gedeleç'e dedim. Sen mi getirdin bunu falan? Evet, Harciya Bey'in oğlu falan. Sizinle tanışmak istediğini falan diye. Adam bembeyaz oldu korkudan. İsmet Paşa. Kemal Bey. Kemal Bey. O zaman dedim neden kızıyorsunuz dedim. Yani iade edeceksiniz sahiden dedim. O mu demek dedim. Sen karışma bizim işimize dedi. Biz biliyoruz ne yapacağımızı. Yani biliyoruz demeniz dedim şey mi? İade mi edeceksiniz dedim. Eğer böyleyse dedim tarihin en büyük lekesini üzerimize alıyorsunuz dedim. Tevfik Paşa zamanı Osmanlı devrini o kadar okullarda okuyoruz kötüydü diye. O devirde bile bize iltica eden Macarları, Polonyalıları, Rusya tehdit ettiği halde iade etmedik ve harbi göze aldık. Ve İngiltere'ye gittiği zaman Tevfik Paşa sadrazam, İngiliz gençleri, üniversite gençleri çocukları atları kendileri taşıdılar. Böyle bir kahramanlık yapıyorlar diye. Siz dedim nasıl bir cumhurbaşkanı Türkiye? Hemen polisleri çağırdı, sille, tokat beni dışarı attılar. Şimdi mesaj geldi hocam. Evet. Diyor ki o şeyler sınırda öldürüldüler. 407. İade edilmiş şeyler Azeriler evet. ve sınırda kurşuna dizilmiş. Doğru mu? Doğru. Tam hem bizimkilerin gözü önünde kurşuna dizilmişler. İade edilir edilmez. Hocam o şey doğru mudur? Bizimkilerin gördüğü. Evet. Öyle hatta derler ki bir üst teğmen intihar etmiş. O evet. kadar üzülmüş. Öyle bir söylenti vardır. Hep, evet. Sonra onun bir devamı da var benim hatıratımda. Ben Paris'e gittiğimde Sorbona. Bir gün bir tuvalette bir Azeri genciyle karşılaştım. Benim Türk olduğumu öğrenince, aa dedi bakın size bir şey anlatayım dedi. Ben İkinci Dünya Savaşı bittiğinde esirlerdendim. Ve Amerikalılar bizi şeye Ruslara iade etmek üzere topladılar. Bir aşağı yukarı 40-50 kadar Azeri'yi dedi. İçlerinde de hatta şey de varmış, Kazak, Kırgız falan. Fakat dedi bizi teslim etmekle görevli olan Amerikalı yüzbaşı dedi ki dedi ben çok üzülüyorum ama elimde değil görev bu. Fakat siz şu ormana doğru bir kaçmaya çalışın. Ben de arkanızda ateş edeceğim. Mümkün olduğu kadar sizi vurmamaya çalışacağım dedi diyor. Ve birdenbire bizi salıverdi diyor. Biz olduğu gibi ormana kaçtık. Arkamızda sahiden ateş etti. Bir ikimize de sıyırdı kurşunlar. Ve kurtulduk. Ve öylelikle kurtulduk. Oldu der demez ben bir fenalık geçirdim. Dedim ki yani bir Amerikalı kendisinin soyundan olmayan, dininden olmayan Azeriler için bunu yapsın. Ve bir Türkiye şeysi, Cumhurbaşkanı kendi kan kardeşlerini iade etsin ve kurşuna dizilmelerine göz yumsun. Yani bunu da unutmamak lazım.